Arkadaşlar, tablo oluştururken dün bahsetmiştik ki kayıtların birbirinden ayırt edici bir özelliğe ihtiyacı var, değil mi? ID kolonlarından bahsetmiştik. ID dedik. Genelde biz bunu otomatik artan sayı yapabilmek için int türünde falan tanımlıyoruz. Yani sayısal bir tip kullanıyoruz. Buradan identity column olarak belirtebilirsiniz. Böyle belirtirseniz bu kolona yazılan, girilen değerler birden başlayarak birer birer artar. Yok ama ben kendi kurallarımı koyacağım diyorsanız Table Designer içerisinde Identity Specification denilen bir özellik var. Identity Specification kolonu seçmiş olman gerekiyor bunu yapmak için. IsIdentity, bakın şimdi buradan No'ya çevirdiğim anda bu gidecek. Aynı şey aslında. Bu kısa yol kullanmak için tablo hakkındaki özellikler bu. Bu kolon özellikleri. Bakın table properties tabloyu gösteriyor. Bu kolonun özelliklerini gösteriyor. Yes dedim. Şimdi artık ID yine birden başlayarak birer birer artsın. Seed tohum demektir arkadaşlar normalde. Increment'te artım. Seed başlangıç değeriniz sizin. Increment artım. O zaman şöyle yaparsam ben 2'den başla. Mesela 3'er 3'er art. Ne var? 2, 5, 8. Artımlar hep böyle gider arkadaşlar. Mesela bazen dersin ki birden başta ikişer ikişer artık. Yerine göre farklı şekillerde kullanacağız bunları güzel arkadaşlar. Bu otomatik artım veriyor. Şimdi allow nulls. Null ne demekti? Boş değil mi? Evet, bunu işaretlersek o zaman ne olur? Boşa izin ver, değil mi? Ama otomatik artan sayı kolonlarda boş geçmek diye bir imkanınız yoktur. Zaten siz kendiniz elle değer giremezsiniz. Tamam? Dolayısıyla burada bir şey işaretleyemiyorum zaten. Anlaştık? Ama mesela dedim ki at neydi? Char, envar char, envar, başka ne vardı? Enchar vardı, değil mi? Varchar vardı. Dört çeşit karakter saklayabileceğimiz tip vardı. Bunların birbirinden farkı ne? Mesela char'la enchar'ın birbirinden farkı ne? Efendim? Bu enchar Unicode değil mi? Yani tüm karakterleri saklayabilir, değil mi? Çince de olsa, Türkçe de olsa hepsini saklar. Char olursa bilgisayarın bulunduğu işletim sistemine göre alıyordu. Peki char ile varchar arasındaki fark neydi? Evet. Bu parantez içerisinde arkadaşlar hani 50 dersin, 100 dersin fark etmez. Burada kaç uzunluk yapmak istediğini kendin belirliyorsun. Maksimum 10 karaktere kadar çıkıyor. Ben burada o zaman Abdülmuttalip diye bir isim kaydetmeye kalkarsam ne hata mı verir yoksa sadece ilk kısmını mı kaydeder? Kişiler dedim. Deneyelim bakalım. Edit diyorum bakın tablonun üstüne gelip. Veri girebileceğim ekrana geçiyor. Bakın ben buraya renk olarak soluk değil mi? Bir şey yazamazsınız arkadaşlar. Ne oldu?
izin vermedi. Maximum 10 karakterdi. Kaydettim. Şu karakteri bir karakter alıyor mu? Ne gibi istiyorsun? Öyle mi? Üye kadar kısmını alıyorum. Efendim? Üye, mesela Abdül, ana belli kısmından sonrasını yüklüyorum. Yok, niye? Sen de Türkçe karakteri bir şey sınırlı aramak. İngilizce standartlarına göre alıyorsun. Yok, yok. Yani bak, altta kısaca söyleyeyim. Gördüğünüz gibi her şeyi kaydedebiliyorum. Allow now dedik. Ne demek bu? O şey izin ver. Şimdi ben bunu normalde boş geçebilirim. Ama bir kolonda alması lazım ki onu doldurup aşağı geçeyim ben. Ki bunun mesela soyad. Bakın şimdi çok önemli bir şey yapacağız. En var çerem dedi. Null olmasın dedi. Soyad boş geçilemezmiş değil mi? Kaydettim, hata aldı. Neden? Bu hatayı neden aldım size? Kaydetmeye çalışıyorum. Kapattım. Hala aynı. Neden size? Bir gün açar. Ya. Şey kitabı bir gün baştan yazmış gibi. Ya ne biliyorsunuz? Boşlara izin verme dedim değil mi soyadı oluşturdukça? İyi ama önceden iki tane kayıt ekledim ve onların soyad diye bir değeri zaten yoktu. Doğru değil mi? Boşlara izin verme diye kaydediyorum. O eski iki kayıt direkt bozuyor artık onu. İzin ver dedim. Kaydet dedim, kaydedim. Değil mi? Bakalım şimdi. Edit dedim. Artık mal dedim. Yoksa bunları boş geçme imkanı olmadığı için kaydedemezsin bunu. En çok yapılan hata bir öğrenci tarafından. Tabloyu değiştirip ya bu boş olmasın diyorum ama izin vermiyor. Artık mesela ne oldu? Direkt adı boş geçebildim değil mi? O da boş geçirebiliyor. Şimdi bunu yaptım ben. Hepsini kaydettim. Kaldırdım. Hoppa. Değişiklik yapmaya izin verilmiyor diyor. Ne yapacağız? Bak bunu hiç unutma. 7 kere soracaksın bana zamanı gelecek. Tamam. Tools. Bakın. Saving change is not permitted. Değişiklik yapmana izin verilmiyor diyor. Tamam. Bu yaptığın değişiklik tablonun yeniden yaratılmasına sebep olacak. Eğer bakın okursanız ne diyor? Or enabled the option prevent saving changes that required the table to be recreated diyor. Ne diyormuş? Tools, options, designers, prevent saving changes. Bunu diyor kaldırman lazım. Okay. Şimdi kaydetmeyi deniyorum. Kaydetti mi? Bakın burada yıldız kalktığı anda kaydediyor. Şeyde de böyle değil mi? Yüzüstü de böyle.
Şimdi bakalım. Ne oldu? Error message okuyun. 3. satır. Cannot insert the value null into column soyad. Soyad null geçiremez dedi, değil mi? Soyadı kimse boş bırakamaz bu şartta. Büyük harfle yazmamız lazım null yazabilmek için. Tamam. Ama diğerine geçebiliyorum. Tamam. Atta izin verdim. Soyadta izin vermedim. Boş geçemem. Şimdi. Hello Nals. Anlaşıldı mı? Mesela doğum tarihi. Adamın arkadaşlar. Bilgilerini alırken doğum tarihini mi alırsınız, yaşını mı alırsınız? Neden? Hı? Yaşı alırsanız her sene güncellemek zorunda kalırsınız. Doğum tarihini alırsan o günün tarihinden çıkar, adamın yaşını mı çok istiyorsan. Doğru değil mi? Yaşı alırsan bu sene adam 18, seneye 19 diye değiştirmen gerekiyor bunu senin. İşte o yüzden doğum tarihi date mi alırsınız, date time mi? Date time niye? Evet, saat falan da var. Evet. Date dersen sadece tarih, date time dersen saat değişiyorsun. Adamın yükselenine bakmayacaksan saate gerek yok. Değil mi? De Elon Musk kalmalı niye? Eskilerin yok değil mi şu anda arkadaşlar? Mesela bu sistemi biz nüfus müdürlüğü için yapıyoruz diyelim ki. Tamam? Çocukları kaydedeceğiz. Eğer ben o kolona bir değer girmezse bugünün tarihini alsın. Yani varsayılan bir değeri olsun. Olur mu? Varsayılan bir değer. Ben özellikle bir değer girmiyorsam bakın default value or binding diyor. Gördünüz mü? Hani datetime.now vardı ya. Heh, burada getDate diyorsunuz. Parantez açıp kapatıyorsun. Bir fonksiyon şeklinde çalışıyor burada. Enter'a bastım. Kaydettim tablomu. Ve kolon gözükmüyor. Değil mi? Nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar gelmiyor değil mi? Unutmayın bu program MS SQL Server'ın kendisi değil. O yüzden direkt göstermez. Tekrardan SQL Server'dan bağlanıp çekmen gerekiyor. Sen burada gönderirken SQL Server'a emir gönderdin. Doğum tarihi diye bir alan ekle. O ekledi ama sen sonra onu geri çekmedin diyerek benden. Tamam. Artık var. Murat Turuncuoğlu dedik. Bugün doğdu. Tamam, kaydediyorsun. Enter'a bastım. Bir ünlem gösterdi. Sayfa da şey değil mi? Şey pardon, o satır da böyle bir silik duruyor diğerlerine göre. Baktığımız zaman neymiş? Başarılı olarak gönderildi diyor. Ama datayı gönderirken şey pardon datayı geri almadık diyor. Tamam mı? Gönderdik ama geri almadık. Bir daha diyor burayı istersen diyor.
bu sayfayı tekrar istersen diyor soruyu çözebilirsin. Execute as class şuradaki ünlem. 2015-09-28. Oldu mu? Ne yaptı arkadaşlar? Bugünün tarihini getme eklediğim için direkt ekledi abi. Tamam. Default value anlaşıldı mı? Mesela cinsiyet. Şimdi cinsiyeti de ne tutarız? Bit. Çok yetmeyebilir ama tam olarak yetmeyebilir ama değil mi? Yine de elimizde duruyor. Ciddi mi? Başlık. Bit olarak belirttim. Mesela default'ta erkek veya bayan olarak birini tercih edebiliriz. Default value bir dersem işte bir bana göre erkek biri. Tamam. Bunu verdim. Cinsiyete değer atamazsam erkek diye bir şey. Yine göstermeyecektim değil mi? Kapattım. Ne yapmam lazım? Tekrar sıfırdan açtım. Cinsiyet. Bakın eskilere hiç eklememiş değil mi? Default value arkadaşlar ancak yeni kayıt yapılırken mevcutsa değer atayabilir. Yoksa yeni kayıt yapmıyorsa yani eski kayıtlarsa bunlar bunlara değer vermez. Çünkü bu bir hatadır aslında. Gördün mü? Önceden kaydetmişsin adamı. 10 yıl önce. Bugünün tarihini veriyorsun doğum tarihini. Sıkıntı olmaz mıydı? Bugün hallettiğim için bu işi. Cinsiyet işte herkese böyle böyle ver. Olmaz böyle bir şey. Çok gerektiyse kendi kod yazıp tüm satırları düzeltebiliyorsun. Ama burada öyle bir şey olmaz. Bakın şimdi yeni girelim. Oğuzhan Doğan mıydı? Doğan 93 tıklı. Hiçbir şey yapmadım. Direkt enter'a bastım. Cinsiyet true olarak geldi değil mi? Oldu mu? Bu da burada bir default veriyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kısıtlayıcımız var. Bakın bunlar constraint dediğimiz bir konuydu. Tamam. Allow null gördük. Default value gördük değil mi? Bir de primary key diye bir şey var. Duydunuz mu? Primary key. Primary key alanlar belirleyici özellikler taşırlar. Yani orada olan bir alan hiçbir şey kayıtta, o kayıtta bulunan bir değer hiçbir kayıtta bulunamazlar. Böyle bir kuralı var. Mesela nedir bu? Bir sürü İbrahim Çetin olabilir. Doğru mudur? Bunları birbirinden ayıran tek şey vardır. Kimlik numaralı. Anne baba da aynı olabilir. Değil mi? Ama kimlik numaraları tektir. Ondan önce hep şeyle uğraşıyorlardı. Cilt, sıra, kütük işleri vardı. Bunlarla uğraşıyorlardı arkadaşlar ama yetersiz kalmaya başladı. Çünkü nüfus kalabalıklaştıkça çakışma riski artıyor. Böyle bir sistem çıkarttı devlet. Dedi ki TCNO diye bir şey yok. Nedir türü sizce? Bence çağırır. Toplama çıkarma mı yapıyor? Neyi? Veri tabanına kaydettiyseniz zaten doğrudur. He?
11'de değil mi? 11. İnt zaten sığmaz. Long'da tutulmaz. Çağırdır. Telefon numarası. Çağırdır. Kimlik numaraları, bu sıra numaraları, küçük numaraları. Hepsi çağır arkadaşlar. Posta kodu. Çağırdır. Tamam. Toplama, çıkarma gibi bir şey yapmaya kalkarsam hatayla, bir şey çalıştırırsam bari değişmesinler. Mantıklıdır arkadaşlar. Tamam. Çağır 11. Mesela. Tamam. Bunu ayrıştırıcı olarak kullanabilirim. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Eskilere bunları koymadım. Değil mi? Silelim. Bakalım silince ne oluyor? Hepsini sildim. Gittim bunu şimdi Elon'un altını kaldırdım. Kaydettim. Sorun vermedi değil mi? Kayıt olmadığı için içinde sorun vermedi. Bunu private key. Bak şimdi bu otomatik artan sayı zaten bu tekrar edemez değil mi? Ama bu otomatik mi artıyor? Hayır, belli bir algoritma taşıyor içerisinde. Artık ben söyleyelim. Seda doğum tarihi kaç, 90 mı? Ay. Tam senin tarihin. False. Cinsiyet false. Evet, bayanlar baştan bir yanlış durumdalar. Arkadaşlar, TC kimlik numarasını hemen alalım. Yaptık, tamam. Başka bir tane Sevda kaydettik. Kaydedebilir miyiz? Adı Sevda olan. Kaydedebiliriz değil mi? İşte bunun da soyadı olsun. Tamam, şarkıda da aklıma geldi. İşte doğum tarihi aynı doğum tarihini taşıyabilir mi? Hop. Ne oldu? Format hatası veriyor değil mi? 23.03 İşte false. Aynısı olabiliyor hepsinde. TC kimlik numarası 250 819 788 64. Eyvah. Şimdi bakın. Kaydettim. Oldu mu? Hata verdi. Niye kabul etmiyor? Bakın bunu kaydedemiyorum değil mi şu anda? Şu numarayı tuttum. 62'ye çevirdim. Tamam mı? Kaydet dedim. Kaydettim. Violation değil mi? Bakın şurada constraint, kısıtlayıcı varmış PK kişiler adına. Cannot insert duplicate key in object video kişiler. Benzersiz olmak zorunda. Yoksa arkadaşlar ben hadi bakalım kimlik numarası 250, 819, 788, 64 olanı getir dersem hangisini getirecek bu? Ne oldu? Patladı değil mi? Sistem kimlik numarasına göre ayrı iki kişi gelmeye başladı. Tamam. Primary key mesela burada TC kimlik numarasında kullanılabilir. Mesela ürünlerde ürünün ID'sinde kullanılabilir. Böyle otomatik artan sayı.
ürünün barkod numarasında kullanılabilir. Tamam. Yani modelin daha doğrusu. Her modelin barkod numarası aynıdır. Tamam. Yani bundan iki tane varsa bu ikisinin de barkodu aynıdır. Bunun da aynıdır. Mantık böyle çalışır. Modele basılır barkod numarası. O modelden kaç tane olduğu tutulur. Altıda. Şimdi arkadaşlar ne yaptı? Bana primer 2 izin vermedi değil mi? Ve şöyle bir şey vardır. İndekslemeden bahsettik dün değil mi? Neydi indeksleme? Hard site fiziksel olarak arkadaşlar sıralanması verilerin. Bu sıralanmayı primary key olan tabloya göre alana göre yapar. Tamam? Şu anda işte diyelim ki bu sevda böyle biri 65 olsun. Kaybettim. Kaybetti değil mi? Çalıştırdım. True dedi. Default value direkt atadı. TC kimlik numaramı verdim. Şimdi arkadaşlar veriler hard site ilk olarak bu, sonra bu, sonra bu şeklinde. Ama işte kimlik numarası 1 ile başlayan var mı burada? 1. Söyle bakalım. Yirmi. Canan. Neydi? Karakaya mı? Karakaya. Doğum tarihi 1997. Evet. Şu anda arkadaşlar ben hadi bunu düzenle dersem arkadaşlar gerçekte tamam kayıt sırası bu değişmeyecek fakat hard disk'teki sıralaması buna göre değişecek arkadaşlar. Evet. Yani o zaman en başta Canan olacak değil mi? Bunlar ortada kalacak benim numaram en sonda olacak. Anlaşıldı mı? Sırala dediğinizde buna göre yapıyor. Çünkü neden? Şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Binary search algoritmasını görmüştük ya. İşte 0 ile 100 arasındaki sayılar işte 50'den bu falan filan. İndeksi yine detaylı olarak anlatacağım ama aklınızda kalması için şöyle bir şey göstereyim. Mesela sistem şöyle çalışıyor. Bir, beş, bir ile başlayıp, bir ile dört arasında başlayan her şey burada olsun. Beş ile dokuz arasındakiler de burada olsun. Tamam. Böyle bir şey yaptım. Mantık şu. İş yapmıştık. Biz arama yapmaya başladığımızda mesela 100 bin tane kaydımız var. Tamam. Bir ile başlayanları bir yere gruplamışlar mesela. Onlar da burada duracak, çıkacaklar. Tamam mı? Bunun gibi aynı şekilde.
Ağaç yapısı değil mi bu? Binary tree diyorlar bunu arkadaşlar. Bir tree. Ters kök burası. Yapraklar burası. Leaf'le buluyor diye. İleride daha detaylı anlatacağım. Birileri buraya ayırmış. En başı. Olay ne? Ararken hızlı arayalım. Şimdi bir geliyor buraya ayrıma. Burada hiç kayıt yok. Burada da kayıt yok. Burada da kayıt yok. Takip bunlara kadar. Aslında gerçekte kayıtlarımız burada duruyor. Bunlar sadece hani primary key belirttiğimiz alan var ya, neydi o? TC kimlik numaraları. TC kimlik numaralarının başlangıç ve bitişlerine göre diyor ki şununla şunun arasındaki olanlar bu yola gitsin. Diyor ki bununla bunun arasında olanlar bu yola gitsin. 3 ile 4 arasında olanlar buraya gitsin. 3 ile 4 arasında olanlar. 3 istiyorsan bu tarafa gidiyor. Böylelikle diğer hiçbirini kontrol etmedense istediğin hedefe ulaşıyorsun. Bir kere bakarak pat pat geçiyorsun bunları. Yoksa öteki türlü arkadaşlar normal sıralama olsaydı karışık olarak ne yapacaktın? Sen 100 bin tane mi kayıt var? Belki son kayıtlısın. Şimdi aradığın şey belki son kayıtta değil mi? O 100 bin tane kaydı tek tek dolaşman gerekiyor. Ama bunda pat 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 gidiyorsun, üçlerle alakalı olana bir yere bak, ikinci yere baktık, üçüncü yerde yakaladık. Tamam mı? Gelecekti bir kursu, üçle başlayalım, her burada. O da kendi içinde sıralı. Aynı şeye benzemiyor mu? Kütüphaneden bir kayıt defterine baktığında hangi kitap, hangi kitaplıkta, hangi rafta, hangi sık numarasıyla. Biliyorsun, direkt alıp geliyorsun değil mi? Aynı mantık işte. Hiçbir yerlerini aramadan direkt alıp geçiyorsun arkadaşlar. Mantık anlaşıldı mı? Primary key işte bunu yapmanızı sağlıyor. Doğru şekilde sıralandığınızda yardımcı oluyor. Var mı sorusu olan buna? Şimdi primary key'i de gördük arkadaşlar. Gelelim kayıtlar. Bu ekrandaki nedir bu? Bilgi tutarlılığına zorla denilen bir şey var arkadaşlar. Bu da nedir? İşte bir numaralı tertipim var, iki numaralı tertipim var. Ama sen bu tabloda tertip ID'ye 3 girmeye çalışıyorsun. Eğer bu yes'te ise giremezsin. Ama no olarak seçildiyse sen oraya olmayan bir tertip ID'si girebilirsin. Bu işe yarayan bir şey o zaman yes'te bırakmak değil mi? Olmayan bir şey giremiyorsunuz. Delay tool, update tool, insert ve update diyor. Veri girdiğimde veya veri güncellediğimde ne olacak? Bunu soruyor bana. Mesela sen burada bir şeyi güncellersen, ID şurada otomatik artan sayı. Ama otomatik artan sayı olmasaydı, sayıyı biz elle verseydik. Mesela bir numaralı dedik ki ev telefonu. Tamam mı? Bir numara ev dedik biz buna. Şöyle bir şey var. Burada da işte diyelim ki Oğuzhan'ın ev telefonunu kaydettik. Ne yapacağız? İşte ID'si şu, kişi ID'si, Oğuzhan'ın ID'si kaçsa bunu yazacağız. Yanına ev telefonunu yazacağız. Tertip ID'si 1 diye de kaydettik. Artık Oğuzhan'ın ev telefonunu kaydettiğini ben biliyorum değil mi? Ben buradaki o ID'yi, eve ait olanı 3 yaptım. Tak burada değiştiriyorum. Tamam. Buradan o evinkini, hani 1'leri 3 yap demiş oluyorsun sen. Ben değiştirdiğimde. Çünkü ona ilişkiler değil mi? Bağlılar birbirlerine. İşte o güncelleme ve yeni eklemede ne yapacaksın? Hiçbir şey yapma. O ekşi. Tamam. Cascade. İşte burada değiştirirsem, burada da değiştir dedim ya. O cascade arkadaşlar. Set null. Mesela burada 1'di. İşte Oğuzhan'da da 1'di.
Ben buradaki biri bir değiştirdim. Kişilerdeki birler null'a döndü arkadaşlar. Set default, default value vermeyi öğrendik değil mi? Varsayılan değer. Değiştirdiğin anda oradakiler o varsayılan değeri alıyorlar. Mantığı bu. Biri silerken, biri de güncellerken arkadaşlar. Hah, şimdi şurada bir cümle kuracağız ve bu bizim için çok hayati bir cümle. Bu bir, bu da sonsuz demek. Anlaştık mı? Bu bir, bakın anahtar bir, bu da infinity, sonsuzluk demek. Şöyle yapıyorsunuz. Bir tel tipin sonsuz kişide bulunma ihtimali vardır. Doğru mu? Ev telefonu, sonsuz kişinin ev telefonu olabilir. Eğer bunu söylediğimde cümle mantıklı bir önerme içeriyorsa doğru yapmışsın demek. Gerçek hayatta da böyle değil mi? Cep telefonu dediğin şey herkeste var. Sonsuz kişide bulunabilir. Ama bir kişide bulunabilir dediğim bir telefon tipi yok mesela. Ters olsaydı bu hata olurdu değil mi? Bir kişide tek bir telefon bulunabilir. Olmazdı değil mi? O zaman adamları zorlamış oluyorduk. Başka bir şey yapamaz. Bakın şimdi o zaman bir kişinin de sonsuz tane telefonu olabilir. Doğru mudur? Buradan buraya bıraktım. Bakalım ne olacak. Nereye bağladı? Yanlış yere bağladı değil mi? Ne yapacağız peki? Böyle bir durumda. Sildim bunu. Set vermek. Vermekin bu olması lazım. Bundan bağlayacaksak. Yok. Ben bunu primary key yapmak istiyorum. O zaman burayı TC numarayla bağlayacağım. Anlaşıldı mı? Bir tarafın mutlaka primary key olması gerekiyor. Kişideki ID ile kişilerdeki kişi ID bağlı. Doğru mudur? Kişilerdeki ID ile bir kişinin sonsuz tane bir kişinin değil mi bakın? Öyle mi oldu? Sonsuz tane telefonu bulunabilir. Doğru mudur mantık? Doğrudur değil mi abi? Ya basit aslında. Çok da sıkıntılı bir şey yok arkadaşlar. Sadece doğru cümle. Kaydedeyim. Kaydettim. Ha, bakın uyarı verdi ama bu şey. Bunlarda diyor bir değişiklik yapacağım ben. Tamam mı? Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Ben de şu uyarıyı kaldır dedim. Ben genelde hani yapıyorsam bilerek yapıyorum. Bu uyarıyı çok çıkartmıyorum. Ama bu uyarı ilk zamanlar size dursun. Nedir bu? Bak tabloda değişiklik olacak. Belki hatayla kaydetmeye çalışıyorsun. Hemen direkt kaydetmesin. Artık arkadaşlar bakın. Şimdi bunları tamamladık değil mi? Birbirine de bağladık. Bu diyagram işte bu ilişkileri oluşturmaya yarıyor arkadaşlar. Görsel olarak. Yoksa bunun için kod yazmamız lazım. Kapattım. Şimdi kişiler tablomda veri var mı? Var. 1, 2, 3, 4 kişilerimizin adı. Sonrasında geldim. Kişi tel tablomda. Ben şunları bir sileyim önce. Tamam, az önce bağlantısız diye sildim. Bir de şu kişi teli bir daha bu düzenlemeden geçirmem gerekecek arkadaşlar. Telefonun tipi olmak zorunda diye belirttim abi. Tamam?
Kaydettim. Şimdi kişitele veri girmek istiyorum. Edit dedim. Kişinin ID'si. İşte ilk kimi kaydetmiştik az önce? Asus sen miydin? 1 0 5 9 289 64 57. Böyle bir numarası var. Tel tip ID'sini verdim mi? Bastım. Hop hop diyor. Dur. Bir kere bir hatamız varmış. Neymiş bu? Bunun boyutu uzun diyor. 10 karakter için verdik ya. Başta 0 almayacağız. Yine bastım. Tel tip ID'ye null giremezsin diyor. Ya bu telefon ne telefonu? Telefon da. Ne ev mi, cep mi, iş mi? Dedim ki 1 numaralı. Böyle bir telefon tipi kaydettim mi ben az önce? Kaydetmedim değil mi? Tel tip tablosunda hiçbir şey yok henüz arkadaşlar. Bakın. Tel tip tablosunda hiçbir şey yok. Ben buraya bir dersem dur diyor. Böyle bir şey yok. Değil mi? Şimdi buraya bak. Ev. Cep. İş. Fax. Tamam. Artık bir dersen ben neyden bahsediyorum? Kabul etti. Dedim ki 4 numaralı kişinin telefon numarası var mı böyle bir şey? Hop dedi dur. Böyle bir şey yok. Peki bu kişinin yine ev telefonu olabilir miydi bu? Olabilir değil mi? Hop. Bakın bunu tekrar girebildim. Böylelikle tel tip ID'si 1 olanları getir dersem bütün kullanıcılarımın ev telefonlarına ya da cep telefonlarına her neyi istiyorsam ulaşabilir miyim? Hiç sıkıntı yaratmadan doğruca veri sorunsuz bir şekilde gelir karşıma. Hiç eksik kalmaz arkadaşlar. Ben biliyorum ki her bir yazdığımda ev telefonu. Her iki yazdığımda cep telefonu. Her üç yazdığım iş telefonu. Böylelikle arkadaşlar artık ben düzenli biçimde veri girip geriye alırken de çok düzenli bir şekilde alabilirim. Mesela şöyle bir şey diyebilirim. 4 numaralı kişinin İşte şimdi bir de şöyle bir şey var. Dedim ki git 4 numaralı kişinin telefonlarını getir. İki satırı da getirir mi bana? Getirir değil mi? İşte 4 numaralı kişinin ev telefonunu getir. Cep telefonunu getir. Onu getir, bunu getir. Her istediğinizi alabilirsiniz artık arkadaşlar. Normalizasyonun faydası budur. İstediğim kişi istediğim kadar numarada kaydedebilir mi? Kişi ID'si 4 verdiğim sürece ben 4 numaralı kişiye telefon ekleyebilirim mesela burada. Ama öteki türlü bir tane yapacaktım belki telefon kolunu, belki 2 yapacaktım, belki 5 yapacaktım. 6 tane telefon oldu mu adamın ne olacak? Bitti değil mi? Patladı sistem. Hadi bir daha kolon mu ekleyeceğiz bir telefonla? Bütün yazılım sistemini mi değiştireceğiz? Ama böyle hiçbir zaman değiştirmez. Kaç satır geliyorsa her bir satırı al döngüyle, değil mi? Pat 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 kullan. Yapacağınız işlem budur arkadaşlar. Öteki türlü olursa dediğim gibi hadi bakalım işte bundan 20 sene önce cep telefonu diye bir şey bilinmiyordu. Tamam? O zamanlar ev telefonu, iş telefonu diye bir şey vardı. O zaman hazırlanmış bir yazılım sadece bir ev telefonuna, sadece bir iş telefonuna izin veriyorsa cep telefonuna çıktığında patladı demektir. Öngöremedi. Belki ileride başka bir tür telefon çıkacak. Cep telefonu harici değil mi?
başka bir şey daha çıkacak. Bilemeyiz şu anda bunu. Ve de o da çok yaygınlaşacak. Sen adama kişiyi kaydederken ev telefonu, cep telefonu, iş telefonu diye 3 tane izin verirsen o yeni şey çıktığında bunu kaydedemezsin sistemini. Yazılımı tekrar değiştirmen gerekir. Ama burada öyle bir şey yok ki. Ne ev telefonu, cep telefonu, bilmem ne. Gidelim işte ne telefonu olsun bu da? Uydu telefonu, uydu. Uydu telefonu dedi. Tamam. Bitti. Bütün sistem entegrasyonun bu kadardı. Yeni bir kayıt ekledim. Tabloda bir değişiklik yapmadım. Kodlamanı hiçbir şekilde değiştirmedim. Artık combo box'a 5 tane gelecek adam seçerken. Verim. Değil mi? Bunları biz ileride bağlayacağız arkadaşlar. Bir örnekte göstereyim size. Nasıl bağlanır?